Saniyeler önce Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor karşılaşması sona erdi. Siyah Beyazlılar evinde Sivas Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda 18. dakikada Güven Yalçın'ın golü geldi. Gezel'in asistinde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, taç çizgisini geçti mi geçmedi mi tartışmaları hala devam ediyor. İlk yarının bitimiyle birlikte o pozisyonu Hakan Arslan Sivas Spor kulübünün malzemecisinin elinden telefonu alıp o telefonla karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e göstermek istedi. O sırada karşılaşmanın hakemi Hakan'ın sert itirazları sonrasında sarı kartı gösterdi. Hakan döndü soyunma odasına giderken kameraların çevreleyen minderlere tekme attı. Ardından Arda Kardeşler oyuncuya ikinci sarı kartı gösterdi. Kırmızı kart Demir Grup Sivas Spor ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti. 84'te Kaleri'nin golüne kadar enteresan bir ikinci yarı izledik ve 90'da Enkudu'nun asistinde Oğuzhan Özyakup Abubakar'a atfettiği 3. golü kaydetti ve siyah beyazlar sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve Beşiktaş hanesine 3 puanı yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında 2020 yılını 2. sırada tamamladı siyah beyazlılar. 3 değerli konuğumuz var. Evren Turan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Mehmet Mustafa. Ayan, hoş geldiniz yayınımıza. Feyyaz Uçar, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mustafa, hoş bulduk. Karşılaşma için neler söyleyeceksiniz? 3-0, net bir skor. Evet, net bir skor. Aslında çok daha farklı olabilirdi oyunun gelişimi. İkinci yarıda çok daha farklı bir maç seyredebilirdik. Ama Sivasspor'un 10 kişi kalması dolayısıyla yani Beşiktaş'ı tamamen dönen bir maç ama 2-0'a kadar bayağı bir zorlanan Beşiktaş seyrettik. 2-0'dan sonra zaten maç koptu. Şunu söylemek istiyorum. Futbolcu kardeşlerim devre arasında şeyde biraz sakin olsunlar. Bu telefondur, teknolojidir onların işi değil. Sahaya çıksınlar, işlerini yapsınlar. Yazık oldu. Takımını bir kişi eksik bıraktı. Hakan Arslan. O telefonu ona veren kardeşimizin de hangi akla hizmet ettiğini merak ediyorum ben. Hakemin kararı o saatten sonra dönmez. Verilmiş bir karar var. Değişecek hiçbir şey yok. Orada haybeye boşu boşuna atılan bir oyuncu var Hakan Arslan. Yöneticilerimizin bu konularda futbolcularımızın biraz ceza vererek gerekirse dikkatini çekmeleri lazım. Yoksa bunlar yara veriyor kulüplere. Yani tamam hakemler hata yapabilir edebilir. Bence tamamının çıktığını kimse emin değil. Çünkü gösterilen açıdan emin olamazsın o topun çıkıp çıkmadığını. Zaten olayı yukarıdan gören de bir hakem var. Taç çizgisinin tam üstünde orada doğal bir kamera var zaten. Göz kamerası var. O çıktı diye bayrak kaldırmadıysa demek ki top çıkmadı. Topun tamamı çıkmadı. Ya da topun sibobu çıkmadı abi. Evet. Dolayısıyla Hakan Aslan boşuna atıldı. Yazık etti takımına da kendisine de. İkinci onun yarıda dışında, arkadaşlarını 10 kişi bıraktı. Evet. Onun dışında maçla ilgili söyleyeceğimiz şeyler. Vida'nın zaman zaman aksadığını gördük. O sakatlığından geçti mi geçmedi mi çıkana kadar aslında biraz orayı aksattı ama Rıdvan'la birlikte Beşiktaş'ın sol tarafı biraz problem yaşadı. Montero girdikten sonra biraz daha değerli toplu oldu. Orta sahada Necip'in tabii ki o fedakarlığını, o takım için yaptığı her türlü emeğini bugün bir kez daha gördük. Atiba'nın yine forveti çoğaltan, rakip ceza sahasına ekstra gizli santrafor olarak giren hamlelerini gördük. Mensah biraz daha iyi olabilirdi. Gezal'ın ilk goldeki ortası yani mükemmel bir orta. Kafasına atılan bir gol pası aslında, orta falan değil. Güven'in gol atması kendisi açısından önemli. Larin'in keza onun yerine giren, çünkü santraforlar için en değerli şey gol atmaktır. Sivasspor'un toparlanan Sivasspor'un bence maçın ilk net pozisyonu Sivasspor'dan geldi. Sonra Yatabari'nin direkten dönen bir topu vardı. Eksik kalmasalardı bugün oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Neticede Beşiktaş 3-0 kazandı. Hak ettiği bir galibiyet. Liderlik yolunda da önemli bir dönemeci açtı Beşiktaş. Karşılaşmanın rakamları ekrana geliyor ama haftanın sonuçlarını da rica edelim. Ertelenen bir karşılaşma var ki yarın aynı saatte başlayacak. Hava koşulları sebebiyle değerli izleyiciler bugün oynanamadı. İşte bir hava koşulları sebebiyle maç ertelenmemişti. O da oldu. Evet. Yarın oynanacak. Peki Göztepe Fatih Karagümrük 1-1, Trabzonspor 0, Galatasaray 2, Gaziantep Futbol Kulübü 3, Alanyaspor 1, Yeni Malatyaspor 1, Erzurumspor 3, Denizlispor 1, Ankara Gücü 2, Başakşehir 2, Kasımpaşa 2, Gençlerbirliği 3, Kayserispor 2,
Konyaspor 1, Çaykur Rizespor 1, Beşiktaş 3, Sivasspor 0, Antalyaspor, Atakaş Hatayspor maçı yarın saat 19'da oynanacak. Puan tablosuna bakalım. 2020'nin puan tablosu, 2020'nin son puan tablosuna bakalım. Ligdeki sıralamaya zirvede Galatasaray yer alıyor 29 puanla. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 28'e taşıdı. İki takımın 14 maçı var. 15 maçta Ateş Alanyaspor ve 14 maçta Gaziantep Futbol Kulübü 27'şer puanda. Fenerbahçe 26 puanla 5. 6. Fatih Karagümrük, 7. Atakaş Hatayspor 21'er puanda. Hatayspor yarın oynayacak. Yeni Malatyaspor, Trabzonspor 20 puanla 8. 9. 10. İttifak Holding, Konyaspor'un 19 puanı bulunuyor. 15. hafta sonrasında birinci sayfa böyleydi. Yine 19 puana sahip 3 takım. Göztepe 11. Çaykur Rizespor 12. Kasımpaşa 13. durumda. Fraport, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor 17'şer puanla 14 ve 15. sıradalar. Başakşehir 16 puanla 16. Gençler Birliği 15 puanla 17. 18. sıradaki Ankara Gücü 19. Denizli Spor 20. Erzurum Spor 12 puanda. Son sıradaki HES Kablo Kayseri Spor'un da 10 puanı olduğunu aktaralım. Birkaç hafta öncesinde Beşiktaş'ın hedefi ligde ilk yarıyı lider bitirmekti ama Galatasaray kazandı kritik maçları ve zirvede kaldı. Beşiktaş ikinci sıraya geldi ve bugün 3 gollü galibiyet. Evren Turan, maça dair notlarınızı rica edelim. Evet, yani Beşiktaş bugün 3-0 net bir skorla kazandı. Yani normalde izlemeyen biri baktığında hani maç çok rahat geçmiş, 3-0 kazanmış gibi gözüküyor ama ben özellikle ilk yarıyı çok beğendim. Yani ilk yarıda iki takım da daha çok atak oynadı. Pozisyonları var. Oyun daha tempolu, daha korakor bir oyun vardı. Özellikle golden sonraki bölümde de Sivas'ın atakları var. Yani 18. dakika Güven'in golü, yani topun çıkıp çıkmadığı tartışıldığı pozisyondan sonra yine pozisyonlar var. Beşiktaş da orada hem atak. Orta sahada özellikle Atiba yine bence yine günün kahramanlarındandı. Yani genelde şu an istatistiklere baktığımızda, gerçi çok ben istatistiklerle yürümem ama hani 100 tane topla buluşmuş mesela 4 tane pas hatası yapmış. Ya bu yüzdeler önemli ya. Yani bu yaşta ve de ön tarafa gidiyor, arkaya da koşular yapıyor, geriden geliyor. Yani yine takımı organize etmiş. Necip'in orada Sergen Hoca oynatma tercihini ben yine doğru buldum. Yani oyun içerisinde orada mücadeleyle belli yerleri kapattı. Belki topu onlar kadar, Atiba kadar, Mensah kadar belki çok iyi kullanmıyor ama mücadeleyse oraları kapattı. Bu arada özür dilerim hocam. Görüntüler canlı olarak Vodafone Stadyumundan geliyor. Karşılaşma sonrasında açıklamalar olursa onları da ekrana vereceğiz. Yine Demir Grubu Sivasspor Kulübü'nün Sayın Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan da karşılaşma sonrasında bir açıklama bekliyoruz. Hocam, tam vurguladığınız Atiba'nın rakamları arkadaşlarımızdan rica edelim. Çünkü altını çizdiğiniz önemli noktalar evet. var. Onlar bu karşılaşma açısından son derece bir de görebilsek kıymetli. Yani biri... Buyurun. Topla